Ben Ataşehir TV'den Necmettin Yıldırım. Bugün misafir olduğumuz yer Yeniçamlıca Mahallesi. Yeniçamlıca Mahallesi çok önemli, Ataşehir'in çok önemli, kaderi çok zayıf bir mahalle. Yeniçamlıca'nın kaderini mahalle muhtarları her zaman değiştirir efendim. Biz de bu nedenle konuk olduk. Bülent Tüylü. Kendisini tanıyacağız. Mahallemiz olarak sizler tanıyorsunuz. Sizlere daha iyi tanıtabilmek için komşularıyla, ailesiyle hasbihal edeceğiz efendim. Evet, Bülent abi. Öncelikle teşekkür ederim. Bizi konuk ettiniz. Mahalle muhtarı demek aslında halkın sesi demek. Bir partili demek değil. Evet. O nedenle size öncelikle Bülent Tüylü kimdir efendim? Kendinizi bir tanıtın. Bu mahallede doğan, büyüyen, bu mahallenin sorunlarını çok iyi bilen birisi, kardeşi, amcası, abisi ve ben bu mahallenin oğluyum. Bu mahallenin sorunlarında kaybolmuş kişilerin sesi olacağım. Bu mahalle benim memleketim. Yaşadığım yer, doğduğum yer, kazandığım yer olarak bu mahallede hizmetkar olarak geleceğim. Allah'ın izniyle. Ataşehir gibi bir yerde adil hizmet almak her kişinin hakkıdır. Biz adil hizmet alamadık bugüne kadar. Evet. Asıl memleketim burası. Burada doğdum, burada büyüdüm, burada kazandım. Yeniçamlıca benim memleketim. Evet. Aslında siz dediğiniz gibi siz bu mahallenin sesi olmaya hak kazanan birisiniz. Çünkü siz bu mahalleyi anlayan, Yeniçamlıca'yı anlayan birisiniz. Bülent Tüylü birbirinin yakışması gerekiyor. Çünkü yönetim ağzınıza da baktım, şöyle baktığım zaman. Evet. Özellikle muhasebecisi var, efendim ev hanımı var, sağlıkçınız var değil mi? Ben öncelikle her şeyi adaletli olaraktan, bizim için kesinlikle ötekileştirilmiş bir insan olmasın istedim. Esnaf arkadaşlarımız, ev hanımlarımız, evet. İlkokul mezunundan üniversite mezununa kadar olan her kişiyle birlikte çalışma arkadaşlarımızı belirledik. Bu şekilde bu yola çıktık. Muhtarlığımızı da bu şekilde sürdüreceğiz. Allah'ın izniyle. Halkın sesi olacaksınız. Halkın sesi olacağız. Özellikle burada ben şeye de çok dikkat ettim. Adil davranmışsınız ki bayan ve erkek eşitlemesini çok iyi yapmışsınız. Yani o dengeye koyduk. Evet, başta ona özen verdik. Yani burada özellikle bayanları ön plana çıkartmak da çok akıllılık. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bayan siyasete girdiği zaman farklı şeyler oluşacaktır. Güzel şeyler olacağını bayan elinin değdiği her yerde bir medeniyet olacaktır. Evet. Bülent Tüylü'ye neden oy vermeniz lazım? Evet. Ben adaletli bir şekilde bu mahalledeki sıkıntısı olan insanlarımızın, gençlerimizin sorunlarıyla birebir kendim ilgileneceğim. Bu mahallemiz o kadar çok garip kaldı ki yıllardır imar sorunundan dolayı, imar olmadığından dolayı, mülkiyet sorunu olduğundan dolayı hep bizi ötekileştirdiler. Yıllardır buralarda sıkıntı çeken insanlarımız var. Bunların sıkıntısıyla birebir hizmet alabileceğimiz, gideceğimiz bütün kapıları aşındırmak istiyorum ben. Israrla, yılmadan, vazgeçmeden, samimi bir şekilde her kişiye ulaşacağız. Kesinlikle pes etmeyeceğiz. Mahallemizin en büyük sorunlarından bir tanesi uyuşturucu. Uyuşturucuyla mücadele etmek için öncelikle mülkiyet sorununu aşmamız lazım. Yadırganan, ötekileştirilen insanlar, bir gençlerimiz var. Bu gençlerimizle birlikte biz de mahallemize sahip çıkalım. Hiçbir zaman ezik kalmasınlar istiyoruz. Yaşlılarımız var, ihtiyaç sahiplerimiz var. Bu ihtiyaç sahiplerine birebir elimizden geldiğince, elimizden gelenin fazlasını yaparak hizmet vereceğiz. Gençlerimize ait bir sosyal alanlar, sosyal faaliyetler, ailesinin akşamları telefon edip neredesiniz evladım diye sordukları zaman onların rahat bir şekilde cevap verebilecekleri bir yerden ayarlamamız gerekiyor. Mahallemizde böyle bir toplumsal alan yok. Çok şu anda çocuklarımız sokaklara çıktığı zaman biz arkasından tekrar bakıyoruz. Bunun sebebi de mülkiyet sorunu. Mülkiyet sorunu olmadığından dolayı
bu mülkiyet sorunu aşamadığımızdan dolayı uyuşturucu sokaklarımızda kol geziyor. Evet. Sıkıntılı bir durumdayız. Güvenlik kameralarımız çok yetersiz. Sosyal alanlarımız kesinlikle yok. Gençlerimizin aktifte edecek hiçbir yeri mevcut değil şu anda. Bunları belediyelerden, üst makamlardan hizmet olarak isteyeceğiz. Siz tüm resmi kurumlarla anlık olarak entegre olacaksınız. Evet. Tüm gençlerimizin burada tutulması gerektiğini, sosyal alanlarla kötülüklerden uzaklaştırmak. Gerçekten önemli olan bu, insana dokunmak. 20 yıldır ben bu mahallede esnafım aynı zamanda. Yanımda birçok genç arkadaşı çalıştırdım. Madde bağımlılığından kurtarmak için elimden geleni yaptım. Şu anda çoğu kişi iş güç sahibidir. Beni zamanında çok yadırgadılar. İşte uyuşturucu bağımlısı adam çalıştırıyorsunuz. Balecidir, tinercidir vesairedir. Böyle hep ben de şuna dokunmak istedim. Bir kişiyi kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Ve 7-8 tane gencimizi bu madde bağımlısından kurtardım ben. Bugüne aslında kadar. Sizin yapmış olduğunuz, ecdadımızın yapmış olduğu, hatta dinimizin gereksinimlerden bir tanesi değil midir? Biz insanlardan sorumluyuz. Evet. Gençlerimizden sorumluyuz. Bu çok önemli bir nokta değil mi Bülent abi? Genç amcada da böyle bir sorunumuz var. Sizin yapmış olduğunuz muhtar adaylığında da aday olarak değil, sosyal sorumluluk olarak siz bu mahallenin sesi olmak istiyorsunuz. Bu mahallenin gençlerin solu olmak istiyorsunuz. İnşallah muhtarlık işimiz ek iş olmayacak kesinlikle. Tek işimiz olacak. Muhtarlık işimizde her zaman her kesime hitap edeceğiz. Ötekileştirmeyeceğiz, ayrımcılık yapmayacağız. Memleketi neresi olursa olsun hepsi başımızın tacı olacak. Aslında siz başta söylediniz ya, yerde doğdunuz. Ama evet. Siz bu mahallede değil demek ne kadar önemli bir şey değil mi? Şu anda abilerimiz de burada. Buradan çok mahallemizin komşuları da gelmiş. Komşularınız da var. Babamız evet, da burada. Sağ olsunlar hepsin. Yani çok önemli bir nokta. Bu mahalleliyim. Ben memleketim bura demek aslında çok güzel bir şey. Hani Barış Manço'nun dediği gibi hemşerim memleket nire. Dedim ya bu dünya benim memlekette. Çok projemiz var aslında. Yapmak istediklerimiz, yapacaklarımız. Bunları da inşallah ilerleyen zamanlarda seçildiğim takdirde bunları da ilk 5 yıl içerisinde gerçekleştireceğiz. Ve mahalle gerçekten muhtarın hizmet ettiğini görecek. Evet. Muhtarlığın ne olduğunu Yeni Çamlıca Mahallesi olarak göstermek istiyorum. Kendim de gencim, bütün gençlere dokunabileceğimi tahmin ediyorum. Ve hepsiyle de anlaşabilirim. Ve hepsini de organizasyonlar hazırlayacağız. Evet. Kendi aramızda çalışmalarımız olacak. Kendi aramızda muhabbetlerimiz olacak. Sıcak bir aile gibi olmamız gerekiyor. Onların bir abisi olarak, bir arkadaş olarak, bir kardeş olarak hepsiyle birebir temasta bulunacağım inşallah. Spor gibi diğer etkinliklere de katılacağımı söylüyorsunuz. Bunu nasıl yapacaksınız? Bunu belediyelerimizle, sosyal hizmetlerle, entegre halinde çalışarak bu hizmeti almak için kapılarını aşındıracağız. Evet. Ve bunu başaracağız. Anladığım kadarıyla belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarıyla mutlaka entegre olacağınızı anlıyorum. Doğrudur. Evet. Yani entegre halinde çalışırsak kesinlikle ve kesinlikle biz bu işi başaracağız. Yaşlarla alakalı olarak çalışmalarımız şöyle olacak. Sokak annelerimiz olacak. Sokaklarımızda ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını birebir benimle paylaşan, onlarla bizzat kendim birebir görüşerekten ihtiyaç sahiplerinin de ihtiyaçları ne gerekiyorsa belediyeden, kaymakamlıktan, valilikten ne gerekiyorsa bunları bizzat kendim ilgilenerek ihtiyaçlarını gidereceğiz. Aslında sizin yapmış olduğunuz bakın sokak anneleri diye bir proje çıkartmışsınız. Evet. Yani her sokakta bir kişi olacak. Sorumlu bir kişi olacak. Sorumlu bir kişi olacak. O kişilere gelecekler, herkes sorunlarını dile getirecek ve size bunu yapacak. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Yani evet. Ben şöyle bakıyorum, sokak anneleri, yani o mahallenin sorumlusu, eskilerde böyle bir şeyler vardı. İşte her mahallenin bir şeyi vardı, abisi, ablası vardı. Onlara dertlerini söylerlerdi mahallelerde.
Gerçekten güzel bir proje. Ben bu projeyi gerçekten beğendim. Çünkü neden diyeceksiniz? Şu anda bakıyorsunuz, mahallelerde birbirleriyle entegre olan insanlar yok. Efendim sorun olduğu zaman, cenazesi olduğu zaman, derdi olduğu zaman derdini dinleyecek birisi yok. Gerçekten güzel bir proje, insan odaklı bir proje olarak gördüm. Peki, bununla alakalı biraz daha açar mısınız? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bununla alakalı olarak sokak annelerinin bize vermiş olduğu bilgiler, neye ihtiyaçları var, ne yapmamız gerekiyor, onların sözünü dinleyerek, onlar çünkü bizden çok çok tecrübeliler, onlar evet. Daha çok yerlere ulaşıyorlar, bizim göremediklerimizi görecekler inşallah. Biz de onların her zaman isteklerine cevap vermek zorunda kalacağız. Ve sorunlarına cevap vereceğiz. Anlık itibariyle insan yani toplumla, mahallenizle anlık diyalog içinde olacaksınız. Bu çok önemli bir şey. Anlık diyaloglarda buradaki sorunlar anlık olarak cevaplanırsa bence mutlu bir mahalle olur diye düşünüyorum. Çok güzel bir projeniz var. Peki, burada gördüğüm kadar insan odaklı projelerimiz var. Bu evet. Projelerin dışında başka yapacaklarınız var mı? Sokak hayvanlarıyla ilgili sokak hayvanlarımız var. Bunlar aç, susuz, yuvasız kalmayacak. Evet. Sokak hayvanlarımızla ilgili böyle bir çalışmamız olacak. Muhtarlık olarak. Belediyelerimizle tekrar entegre olarak çalışmamız gerekiyor. Sokak hayvanlarına yer ayırdık projemizin içinde. Belirli yerimizde onları barınak olaraktan, barındırmak adına elimizden gelen her şeyi, imkanlarımızı sunacağız. Belediyelerimizden de destek alarak olacak bu işimiz. Allah-u Teala'nın buyurduğu üzerine, onlar benim sessiz kullarımdır dediği sokak hayvanlarımız var. Bunlarla ilgili hayvan otellerimiz, yaşayabileceği alanlar olması gerekiyor. Onlarla ilgili bir çalışmamız olacak. Bu çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Farklı bir şekilde insanlarımızın sokaktaki kalan hayvanları alıp getirip otellere bizzat kendilerinden bizim desteğimizle yardımcı olacağız. Gönüllü arkadaşlarla belediyeden yardımlar alarak bu sokak hayvanlarımızla ilgili otellerimizde yaşam alanları oluşturacağız. Sokak hayvanlarımız. Çok güzel bir, yani projeniz çok güzel. Aslında az önce dedim ya, ben çoğu muhtardan barınak, herkese hayvan barınağı demeni diyorlar ama sizin hayvan oteli demeniz ne kadar önemli ki, ne kadar değer atfediyor ki ve ilk başta konuştunuz ya, onlar benim sessiz kullarım. Yani onlar da, onların da yaşam hakkına ihtiyacı olduğunu anlatmanız gerçekten bu insan odaklı olmanızın bir, o ruhun olması diye düşünüyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Birçok projeler yapmışsınız maşallah. İnsan odaklı, yani aslında baktığınız zaman canlı odaklı diyeyim, projeler yapmışsınız. Gençlere dokunmuşsunuz özellikle. Eğitimine dokunuyorsunuz. Sadece belediyeye ait değil bu yapılan işler diyorsunuz. Biz de burada bir yerden tutmamız gerekiyor diyorsunuz. Gençlere dokunuyorsunuz, çocuklara dokunuyorsunuz, muhtaçlara dokunuyorsunuz ve hayvanlara dokunuyorsunuz. Bunlar çok önemli bir nokta ki siz aslında baktığımız zaman insan odaklı çalışmak istiyorsunuz. Çünkü ben bu mahallenin insanıyım. Aslında şunu söyledim. Ek işimiz değil, tek işimiz olacak demenizle bazı muhtarların iş olarak gördüğünü anlıyorum. Ama evet. Siz diyorsunuz ki ben, hayır kardeşim ben bu mahallenin sesiyim, soluğuyum. Bu mahalleye bir şeyler fark ettirmek istiyorum diyorsunuz. Bunu anlıyorum ben böyle şeyler. Sağlıkla ilgili projemiz var. Yeni Çamlıca'nın bir sağlık ocağı yok. Şu anda Yeni Çamlıca'ya ait bir sağlık ocağımız yok. Sağlık ocağımız biraz daha tedavi edebilecek şekilde bir ihtiyaç sahibinin gittiği zaman serum takılsın, iğnesi yapılsın. Sadece ilaç yazmak için sağlık ocağı değil. Bir poliklinik adı altında çalışabilecek kan tahlilidir, filmidir. Buna hizmet edebilecek bir şekilde sağlık ocağı ihtiyacını karşılayacağız. Sağlık ocağına gerçekten çok ihtiyacımız var. Şu anda bir sağlık ocağı 5 mahalleye bakıyor. Evet. Projelerimizin içinde tanziye çadırımız yok. Mahallede bu tanziye çadırını oluşturacağız. Muhtarlığımıza ait bir tanziye çadırımız olacak. Ve ihtiyacı olan her kişinin
Tanziye çadırını bizzat kendimiz kuracağız ve belediyeden yemek olayını kendimiz halledeceğiz ki cenaze sahipleri kesinlikle evinde yemek pişirmeyecek. Aslında bu ihtiyacı da karşılayacağız. Bu çok önemli, bakın Bülent abi. Çünkü insan o anda canı yanmış. Ailesinden biri gitmiş. Her gelen yemek istiyor. O bana çok itici geliyor. Ve sizin burada o taziye çadırına, o cenazesi olan kişinin yemeğini sizin yapmanız, o çünkü orada şey var, bir aile efendim üzücü bir durumu var. Canı yanmış ve oradan sıkıntılı, yemek yiyemeyiz. Evet, sıkıntılı aslında, bir durumunda en azından tanziye çadırıyla birlikte ihtiyaçlarını da belediyeden karşıladığımız zaman o insanlara bir hizmette bulunmamız onların biraz olsun acısına, yarasına merhem olacaktır. Çok güzel diye umut ediyoruz. Çok güzel proje bu da. Çünkü ecdadımızın çok değer verdiği bir proje. Onlar da öyle yaparlarmış. Taziye çadır, taziye evleri var. Oralara gelenler, evet. Osmanlı şeyden dokunmuyor. Yani bunlar yapılmayacak projeler değil. Tabii. Şimdi bu projelerden sonraki düşüncelerimiz, kütüphanemiz yok. Mahallemizin en büyük eksiklerinden bir tanesi kütüphane. Evet. Mahallemizdeki çocuklarımızın bir kitabı bulması için buradan başka bir yerlere, başka bir ilçelere gitmesine gerek yok. Yani mahallemize ait bir kütüphane olacak. Gelecekler, ihtiyaçlarını görecekler, alacaklar. Bilgisayar odamız olacak. Derslerinin çıktılarını ücretsiz bir şekilde alabilecekleri bir yer olacak. Mahalle muhtarlığımıza ait ve hiçbir şekilde ücret ödemeyecekler. Projelerimizin eğitim içinde bunlar da var. Eğitim konusunda, kitap konusunda hiçbir şekilde sıkıntı çekmeyecekler. Mahallemizin gençlerine buna söz veriyorum. Kesinlikle olacak. Sürekli belirli günlerde, belirli zamanlarda bütün her yere gidebileceğimiz imkanları belediyeden alarak gezilerimiz olsun, Çanakkale'yi gezdirmek olsun, bütün bizim örf adetlerimize uyan her şekilde yapabileceğimiz ve gezebileceğimiz bir ortam yaratacağız. Bunlarla ilgili de çalışmalarımız olacaktır. Evet. Bunun da sözünü veriyorum ben. Bir şey daha söz alabilir miyim sizden? Burada kameralar açıkken. Biliyorsunuz Ramazanlarda bir etkinliklerimiz yok. Biz eski Ramazanları da özlüyoruz. Bizim çocukluğumuzda horoz şekerleri vardı. Veya işte biliyorsunuz Hacivat Karagözler vardı benim zamanımda. Evet. Hatta artık televizyonlarda da böyle bir şey yok. Mahallelerde böyle bir Ramazan şeyleri getirecek misiniz? Ramazan şenlikleri... Getirir misiniz diyeyim. Ramazan şenlikleriyle ilgili olarak tabii ki belediyelerden izin verildiği takdirde kesinlikle bunlar olacaktır zaten. İnşallah belediyelerimizden isteyeceğiz, yapacağız. Evet. İstenilen her şey bize geri dönecektir. Dönene kadar belediyenin kapısında gerekirse yatacağız. Son söz olarak Yeni Çamlıca yanmasın, analar ağlamasın. Çakmak çakar gibi silahlar patlamasın. Ne polis eve girsin, ne mevzular yaşansın. Yeni Çamlıca çiçektir, dalları kırılmasın diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizleri, yani Yeni Çamlıca'yı şu dört kelimeyle anlatmanız bizi gerçekten noktayı bulmuşsunuz. Çünkü siz burada yaşayan bir insansınız. Bu mahallenin evladısınız. Bu mahallenin çocuğusunuz. Amcasısınız. Her şeysiniz. O yüzden de şu dört kelime, beş kelime bizlere Yeni Çamlıca'yı tek kelimeyle anlattınız. Burada komşularımız, akrabalarımız burada. Biz şimdi sözü Bülent Bey'den ilk önce seni tanıyalım, yakışıklı. Harun Tüylü, Bülent Tüylü'nün oğluyum. Oğlu musun sen? Peki, o zaman sana bir soru gelecek. Baban nasıl diyor? Babam sadece akrabalara yönelik değil, benim eve arkadaşlarım geldiğinde onlara da yardım eden, onlarla da çocuk olan biridir. Akrabalarım her derdime yardım etmeye çalışır. Maddi manevi hiçbir şey eksik etmez. İyi bu. Otanlık işine girdiği için daha çok da yapacağına inanıyorum. Sizle tanıştık. Siz de herhalde Bülent abimizin babasısınız. Bülent nasıl bir çocuk var? Bülent, ömründen beri çok efendidir.
çok komşularından, arkadaşlarından iyi geçinen birisidir. Evet. Hiç yaramazlığı yoktur. Ve mahallede de hiçbir yaramazlık yapmamıştır. Çocuk çocuğuna karıştı. Hiçbir komşular da bundan şikayetçi olmamıştır. Böyle bir yetişmişti, böyle devam ediyor. Eğitim, insan odaklı olması çocukluğunda nasıl geçtiğini biz burada öğrenmiş oluyoruz. Böyle gideceğim ama siz destek oluyorsun. Tabii yani. Neden Bülent Bey ağzası olmuş? Anlasın bakalım. Kısa neden Bülent? Kısa bir mahalledeyiz. Evet. Dürüst ve çalışan bir arkadaşımız. Evet. Ve nasıl diyeyim? Yani çocukluğumuz hep beraber geçti burada. Yani bizi de işte şey olarak gördük. Biz de desteklerimizle devam ediyoruz arkadaşlarımız. Yani anladığım kadarıyla siz de Bülent Bey'in bu projelerinde arkasında olduğunuz için her zaman arkasındayım. Komşusuyum. Komşusunuz. Evet. Ve desteklemeye geldiniz. Tabii. Evet, dinliyorum sizi. Bülent Bey nasıl geçti? Bülent abi şöyle birisi. Küçüklüğünden beri yani bildiğim bir abimizdir. Mahalleye yardımcı olan, gençleri seven, toplumuna da katılan bir abimizdir. Evet. Ha şöyle bir şey var. Mahallemizde birçok insanlar var mesela. Mahalleye yardım etmez, biraz kardeş olarak görmez. Evet. Ama Bülent abi bir başkadır yani. Bülent abim çok sevilen biridir. Böyle gençlerimize, çocuklarımıza önem veren birisi. Ben inanıyorum çünkü güzel yapacağına inanıyorum. Evet. Sabırsızlanıyor musun Bülent abimizin geniş amca muhtar olmasına? Evet. Peki mahallenin muhtar oldu. Ne diyeceksin Bülent abiye gelip? Ne diyeceksin? Ne isteyeceksin ondan? Hayvanlara bir otel açılmasın. Öyle mi? Peki. İsmim Harun Murat. Azazsayım. 2001'den beri İstanbul'dayım. Bu mahalledeyim. Bu mahallenin sorunlarını gayet iyi biliyoruz yani. Evet. Bülent abi bana böyle bir teklifle geldiğinde hiç tereddüt etmeden ağzım olur musun? Bu işte, yolda bana yardımcı olur musun dediğinde hiç teklif yani şey yapmadan tereddüt etmeden direkt. Gördüğüm kadarıyla üniversite mezunu ve akademisyen birisi olduğunu görüyorum. Bu mahallede aslında çok şeyler katabileceğinizi inan. Ekip olarak bu ruhu tabii yani bu işte ekip olarak varız. Evet. Dediğim gibi Bülent Bey, Bülent abi bana bu teklifle geldiğinde hiç tereddütsüz kabul etsin. Çünkü bu işi yapabilmeyi, başarabilmeyi, başarmış olmak, yani çıkalım ya ne olursa olsun diye dememeliyiz. Hani çıktık bir yarışa olur ya da olmaz. Bu yanlış. Çıktığımız işte başarmamız gerekiyor. Başardığımız işte de mutlu olacağımızdan eminim. Mahalle olarak, sakin olarak, yönetici olarak, idare eden olarak. Evet. Onun için bu işte gönüllüyüz, azimliyiz. Allah'ın izniyle başaracağız. Ama sevgili dostlar, burada inanılmaz derecede kamera arkasında çok insanlar var. Bülent abimizin açıkça söylemek gerekirse. Burada herkesi sığdıramadık. Stüdyomuz çok büyük değil. O yüzden de böyle karışık aldık. O nedenle affedelim. Adım Abdülbari Şırdar. Evet. Bülent'in sitelerden komşusuyum ben aynı zamanda. Evet. Bülent güler yüzlü, samimi. Hani derler ya bir elin, sağ elin verdiğini sol el görmeden yardım yapan noktasındaki insanlardan birisidir Bülent kardeşim. Ve hak, hukuk ve adalet anlayışı içinde bu mega projeleri gerçekleştirecek olan kişilik sahibi insanın da Bülent Tüylü olduğuna inanıyorum. Ve tabii ki onu destekliyorum. Siteler de anladığım kadarıyla Yenişanlıca Mahalli Muhtar adayımıza oy veriyor. Öyle mi? Aynen. Hani komşusu aç iken tok yatan bizler değildir derken bizler hepimiz bir olmalıyız. Buradaki sorunları hep beraber göstermeliyiz diyorsun. Aslında burada bizim bir derdimiz var bu mahallede. Öbür taraf ne yaparsa yapsın demek ne kadar duygusuz. İyilik seven, iyilik yapmayı seven bir adam. İnsanlara yardımcı olmasını seviyor kendisi. Yani işin açıkçası şöyle söyleyeyim ben. Bülent abi fazla sarı suyun izinden gideceğine inanan bir insanım. Bu konuda kendisine sevgilerini saygılarını sunuyorum buradan. Ama buradaki projelerde de evet. Şimdi projeler fazla sarı suyu aslında Yenişamca mahallesi için bir usta çıraklık dönemiydi. Şimdi ustalıkla da herhalde Bülent Tüylü geliyor. Evet. Çünkü çıraklık dönemi bitti. Ustalık ve kalfalık dönemiyle Allah nasip ederse bunu biraz daha açacağız. Ve çünkü ben projelere baktığım zaman bunlar mahalle için mega proje. Çünkü bizim gerçekten çok dar alanda
proje yapmak, insanlarla entegre çalışmak, sivil toplumla entegre çalışacağım diyor, belediyeyle entegre çalışacağım diyor, durmayacağım diyor. Aslında bir nevi de Cumhurbaşkanımızı tarif ediyor kendisi. Diyor ki ben buradan başlıyorum. Çünkü muhtar demek her görüşün insandır. Annesidir, babasıdır, dayısıdır, amcasıdır. Yani telefon açtığın zaman, biz Fazlı abimize açtığın zaman hemen anında gelirdir. Gerçekten çok büyük bir ipi göğüslüyorsun. Büyük bir sorumluluk çocuğun dışında artık yeni çamlıca kadar bir sorumluluğun olmuş oluyor. Yani bunda da tabii eşiniz de çocuklarınız da fedakarlık yapacak anladığım kadarıyla. Çünkü sorumluluğunuz büyüdü. Artık 3 çocuğunuz yok. Yeni çamlıca kadar bir sorumluluk alanınız ve çocuğunuz, anneniz, babanız, teyzeniz, kardeşiniz, kız kardeşiniz var. Evet. Oluyor çünkü. Evet. Çünkü bunlar sizin artık bir aileniz. Mülkiyetimize, yarınlarımıza, gençlerimize sahip çıkmamız lazım. Evet. Bunun için bana bu sefer izin verilirse kesinlikle pişman olmayacaklar. İşte hayat vardır, mülkiyette hayat vardır, mülkiyette hayat vardır. Gerçekten güzel bir şey söylediniz. Mülkiyette gerçekten hayat vardır ve yaşam vardır. Mülkiyet olan her mahallenin yaşam standartları da gelişir. Özellikle üç vurgu vurmanız bu mahalleye bir mesajdır efendim. Evet. Evet. Sevgili Ataşehir TV izleyicileri, şu anda Yeni Çamlıca Mahalle Muhtar adayımız Bülent Tüylü kendini anlattı. Sevgili Yeni Çamlıcalılar, İlk başında söylediğim gibi ben sizi çocuğunuzun, abinizin, kardeşinizin ve ben sizden bir 5 yıllığına izin istiyorum. Bana bu izni verirseniz ben de sizi hiçbir zaman mahcup etmeyeceğim. Muhtarlık olarak bana bir 5 yıl vermenizi rica ediyorum. Evet, ben Ataşehir ekibinden Necmettin Yıldırım. Kalın sağlıcakla efendim. Yeni Çamlıca Mahalle Muhtar Adayı Bülent Tüylü hakkında sokak röportajı yapacağız. Bülent Tüylü kimdir? Kendisi hakkında bakalım neler var. Hadi arkadaşım gidelim. Evet abi, merhabalar. Merhaba. Bülent Tüylü kimdir? Bülent Tüylü Yeni Çamlıca Mahallesi'nin en sevilen arkadaşlarından bir tanesi. Çok iyi bir esnaf. Hatta benim müşterim oluyor. Senelerden beri tanıyorum. Çok sevilen bir arkadaşımız. Evet. Tanıyoruz senelerden beri, yani 25 seneden beri bildiğimiz. Peki, çok teşekkürler. Bülent Tüylü kimdir? Bülent Tüylü bu Yeni Çamlıca'nın bir ayağı olacak kişidir. Muhtar adayımızdır. Bu Yeni Çamlıca'ya yakışacak kişi de Bülent Tüylü'dür. Sonuna kadar desteğini bu Yeni Çamlıca'nın bence de çok iyi bir muhtar adayı olacağına eminim. Çok inanılır, saygın bir abimiz. Mahalleye güveniyoruz ona karşı. Peki, teşekkürler. Tamam. Orada yapıyoruz abi. Bülent Tüylü kimdi efendim? Bülent Tüylü, Bülent abimizin mahallemizin bir abisidir kendisi. Hani ihtiyaç sahiplerine çok iyi değer veren bir insandır kendisi. Yani gece saat kaç olursa kapısında kim giderse gitsin, ihtiyacı olduğunda herkese elini uzatabilecek bir arkadaşımızdır. Bülent abiyi destekliyoruz. Hep beraber mahallece. İnşallah başımıza görmek istiyoruz onu. Göreceğiz inşallah. Peki sizce? Bülent abimiz iyisidir. Garibanın elinden tutar. Gider dolunun günler boş çevirmez. Peki, yani anladığım kadarıyla Bülent Tüylü kimdir deyince insan olarak çalışıyoruz. Evet, sevgili Ataşehir TV izleyicileri, şu anda esnafımızla sokak röportajlarımızı sokaktaki arkadaşlarla yapıyoruz. Bülent Tüylü kimdir diyoruz ve cevabını alıyoruz. Selamünaleyküm. Hızlıca girmiş olduk. Merhabalar kardeşim. Abi hızlıca söyler misiniz? Bülent Tüylü kimdir? Bülent Tüylü mahallemizin sevilen, sayılan,
bir şeyleri bir yerlere getireceğine inandığımız muhtar adayımız. Yani siz de bu mahallenin bir genci olarak aynen. Bülent Tüylü diyorsunuz. Aynen öyle. Hem bu mahallede hem genciyiz. Evet. Bülent Tüylü'yü destekliyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Evet. Sen ne diyorsun? Bülent abi, sayılan sevimen bir abimiz. Bülent abi biz de destekliyoruz. Evet, bütün, gençler olarak. Evet, bütün gençler olarak. Bütün mahallece, bütün arkadaşlarca hepimiz toplanıp sevip sayılan bir abimiz. Çok teşekkür ederim kardeşim. Evet. Merhabalar, kolay gelsin. Kolay gelsin. Şuradan başlayalım. Hızlı bir röportaj yapıyoruz Ataşehir TV olarak. Ben de tanıyorum. Siz? Bülent Tüylü'yü tanıyor musunuz? Kim? Kimdir? Bülent Tüylü dedim. Kimdir dedim? Ha, Bülent Tüylü. Evet. Bizim mahallemizin muhtar adayı değil mi? Biz de soruyoruz orada... abi tanımıyorum dediniz. Ama orada farklı bir, şey, farklı bir şey. Peki o zaman. Bülent Tüylü kimdir? Bülent Tüylü benim arkadaşımdır. İyi biridir. Evet. Ve mahallemizin muhtar adayıdır. Sana da soralım. Bülent Tüylü kimdir? Mahallemizin abisidir. Katılıyorum abi. Kimdir? Mahallemizin abisidir kendisi. Tanıyorsunuz kendisini. Tanıyorum. Siz tanıyor musunuz? Mahallemizin abisi. Peki. Büyülü kimdir? Bülent abi mahallemizin abisidir abi ya. Abi ben Bülent de bir şey sormadım. Bir ben şey de daha yeni uyandım diyorum. Zor bir şey soracaksın sanıyordum. Tamam. Görüşürüz. Abi Bülent Büyülü kimdir? Başbakan mı? Bülent Tüylü başbakan mı? Eren Oğuz, ismin ne senin? Osman. Osman. Evet. Osman'cığım burada ne yapıyorsun? İyi, elhamdülillah. Seviyor musun Türkiye'yi? Çok seviyorum. Peki kardeşim, eyvallah. Yeni Çamlıca Mahallesi Muhtar Adayımız. Erkan Bey. Patron. Afiyet olsun efendim. Yeni Çamlıca Mahallesi Muhtar Adayı. Selamünaleyküm. Genç Çamlıca Mahallesi Muhtar Adayı. Gençlerimiz ve yarınlarımız için. Arkadaşlar saatler olsun. Merhabalar. Sağ ol. Allah razı olsun. Gençlerimiz ve yarınlarımız için. Amca. Bülent Tüylü, mahallemizin muhtar adayı. Abi, Bülent Tüylü bizim çocukluğumuzun abisi, onu takip eden bir gençlerimiz. Takip eden gençlerisiniz diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bir tane daha abimizle konuşalım. Bülent Tüylü kimdir? Mahallemin abisi. Yani o kadar gitti ki birisi hep abi diyor, bir tanesine başka bir şeysin. Gerçekten abiymiş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyisin. Allah hayırlı uğurlu desin inşallah. Allah hayırlı uğurlu desin. Allah razı olsun. Gençlerimiz ve yarınlarımız için Hasan i̇nşallah. Abi. İnşallah. İnşallah abi. Oldu. Teşekkür ederim. Allah hayırlı merhaba. Şimdi biz de Yenişamca Mahallesi'nde haber yapıyoruz. Evet, takip Bülent ediyorsunuz. Ataşehir medyası olarak. Sizce Bülent Tüylü kimdir? Ben 20 yıla yakındır kendisini tanıyorum. Murat abimin oğlu. Mahallemizin güzide esnaflarından bir tanesi. Zaman zaman alışverişimiz oluyor. Evet. Kişiyi, esnaflığı bırak abi. Kişiyi, konuya gir. Kişiyi alışverişten bir anlayacaksın. Öyle değil mi? Yemek yiyeceksin anlayacaksın. Evet. Yolculuk yapacaksın anlayacaksın. Kişiyi bunları yapmadan bilemezsin ki. Biz alışveriş yaptık. Kendisinin alışverişinden memnunuz. Evet. Allah ondan razı olsun. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı olsun inşallah. Sizce? Bizce dürüst bir abimiz. Abimin söylediği gibi kendisiyle alışverişimiz oldu. Zaten arkadaşlığımız var, dostluğumuz var. Evet. İnşallah şimdiden hayırlı olsun. İnşallah seçildikten sonra da destekleyeceğiz. Destekleyeceğiz.